Hayırlı akşamlar sevgili izleyiciler Lale Gül TV, Lale Gül Efem ortak yayınında ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Deniz Mustafa Balevi, 30 Ocak Pazartesi günündeyiz. Efendim AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, Cuma günü EYT ile ilgili düzenlemenin bu pazartesi meclise sunulacağını söylemişti. Ve EYT düzenlemesi meclise sunuldu. Akbaşoğlu konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak düzenlemenin en geç haftaya salı veya çarşamba günü yasa alışacağını açıkladı. Ayrıca EYT'lilerin Mart'ta ilk maaşlarını alacaklarını ve en düşük maaşın da 5500 lira olacağını söyledi. EYT düzenlemesi meclise sunuldu. Vatandaşların merakla beklediği düzenlemeye ilişkin detaylar bugün açıklandı. AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın milletvekilleri tarafından imzalanmak suretiyle bu teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduk. Yaşa takılma engelinin kaldırılması mevzuata göre yürürlükteki mevzuata göre prim gün sayısını ve çalışma süresini sigortalılık süresini dolduran herkes kendi mevzuatı çerçevesinde yaşa takılmadan istisnasız emekli olabilme hakkına sahip. 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili detayları AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu düzenlediği basın toplantısında duyurdu. 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve 24. maddesinde düzenlenen ve emekliliğe hak kazanıldığı takdirde bu çalışan işçi kardeşlerimizin zorunlu olarak iş aktinin feshine dönük düzenlemeyi kaldırıyoruz bu teklifimizde ve emekliliği hak eden bu taşerondan işçi kadrosuna geçen bütün arkadaşlarımız çalışanlarımız için ister emekli olabilme isterse kendi yerlerinde çalışabilme imkanlarını sağlıyoruz. Akbaşoğlu EYT'lilerin Mart'ta ilk maaşlarını alacaklarını ve en düşük maaşın da 5500 lira olacağını söyledi. Mart itibariyle Şubat'ta başvuran bütün efendim e, emeklilerin Mart'ta maaşlarını alabilme imkanları söz konusudur. En düşük emekli maaşı arkadaşlar 5500 lira. Bunun altında hiçbir kimse efendim altında maaş almayacak. Üstünde tabii ki kendi durumuna, kendi primine, çalışma süresine göre mevcut yürürlükteki mevzuata göre hesaplanacak emeklilik maaşlarını almış olacaklar. EYT'lilerin kafalarındaki soru işaretleri bugün net bir şekilde cevaplanmış oldu. Artık hayırlı mübarek olsun diyelim. Emeklilikte yaşa takılanları, o takılmış oldukları durumdan, sıkıntılardan bu düzenlemeyle artık kurtulmuş oldular onlar da. Hayırlı olsun diyelim. Tabii bir yandan da siyasetin gündemi, malum seçim satımı ayline girdiğimiz için 14 Mayıs'ta biliyorsunuz sandık önümüze gelecek. Bir yandan aday belirleme çalışması sürüyor altılı masanın. Ortak mutabakat metnini bugün imzaladılar altılı masada oturan liderler ama bir yerlerin istek ve talebi doğrultusunda hazırlanmış olduğunu düşünüyorum açıkçası. Sanki HDP sipariş etmiş altılı masada 11 toplantı boyunca 11 toplantı boyunca düşünmüş, taşınmış nasıl HDP'nin gönlünü yaparız diye bu şekilde bir hazırlık ortaya konulmuş. Ben bugün ort ortak mutabakat metnine şöyle bir göz gezdirdim. Kolay değil 236 sayfa e, bir mutabakat metni. Neler var diye genel başlıklarına baktığımız zaman şöyle. Kayyum atanmasına son verilecek. %1 oy olan partilerde yine hazineden e, ödenek alacak. Ondan sonra Cumhurbaşkanlığı bir defaya mahsus seçilecek. Sonrasında aktif siyasete dönemeyecek. Ee, KHK'lar ne demek bu? Kanun hükmünde kararname ile görevden alınanların göreve iadesiyle alakalı bir çalışma yapılıyor. Bunu da sanıyorum FETÖ e, istedi. Altılı Masa bunu mutabakat metnine zapt etmiş. Var mı milletin hayrına diye şöyle bir şeylere baktım, araştırdım. 3-5 bir şeyler yazılmış. Ya Cumhurbaşkanlığının uçaklarının satılacağını bile yazmışlar o ortak mutabakat metnine. Onu hakikaten yazarken biri de demedi mi ya, arkadaş hani bu biraz ciddi ele alalım. Yani bu da bunu da yazmayalım. Yani hani bu da olmaz ya. Hani bunu böyle kıymete değer bir şey olarak yani siyaset yapıyoruz dedirtebilmek adına bunu bari kaleme almayalım dememişler. Onu da yazmışlar. Dolayısıyla HDP sipariş etmiş altılı masa mutabakat metnine yazmış. Böyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Peki tamam eyvallah sonuçta siyaset yapılıyor. Bir mutabakata varılmış. Aday var mı peki? Yok. 13 Şubat'ta aday belli olacak diyor Kılıçdaroğlu. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu da diyor ki biz öyle bir şey demedik ki, haberimiz bile yok diyor. Ya bu aday belli olacak mı olmayacak mı? Ne zaman belli olacak? Yani şu seçmenin önüne ne zaman bir isim koyacaksınız? Ne zaman duyuracaksınız? Kimden ne saklanıyor, ne gizleniyor? Şurada 14 Mayıs'a ne kaldı? Yani seçmen bu kadar mı hafife alınır ya? Bu kadar mı yani bir seçmen ne saygısızlık yapılabilir? Yani bu şunun da göstergesi değil midir ayrıyeten? Yani biz terlik bile koysak seçmek zorundasınız. Manasına gelmiyor mu bu? E bunu söylemek seçmene hakaret değil midir? Türkiye'nin hani e, Ekonomik olarak eğer bir sıkıntıdan geçtiğini söz ediyorsanız bununla ilgili çeşitli politikalar ortaya koymanız mümkün değil mi? Efendim gayri safi milli asılayı artıracaklarmış. Nasıl? Yani iddialar var sadece. Nasıl olabileceğine dair açıklama yok. E şimdi bu nasıl dikkate alınabilir yani böyle bir açıklama? Enteresan. Ama bakın bir yanda EYT ile ilgili sorun çözülecek denildi, meclise geldi. 5 milyon kişi emekli olacak. Bir yandan enerji ile ilgili Türkiye çalışmalarına, çabalarına devam ediyor ki bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez İstanbul'da enerjide Türkiye 100 yılı zirvesinde açıklamalarda bulundu. Ne olacağı, ne yapılacağına dair en azından bir yol haritası var. Bir niyet var, bir açıklama var ve Gerçekten müşahhas adımlar var. Bakan dönmez, mesela Karadeniz gazının Türkiye'nin 30 yıllık ihtiyacını karşılayabileceğini ifade etti. Yine bu doğal gaz arama çalışmalarında yine müjdeler gelebileceğini vurguladı. Demek ki var devamı. E şimdi bu müjdelerinde indirim olarak yansıyacağını ifade etti. Bu Nasrettin Hoca fıkrası değil ki komşunun efendim koyunlarının geçtiği yere çit ördüm. Gelip gidip oraya sürtünecekler. Yünleri toplayacağız. Onu ip yapacağım, satacağım. Borcumu ödeyeceğim diyeceği bir şey değil ki. Var. O sondaj gemileri sondajı vurdu mu vurdu. Gazı buldu mu buldu. O gaz yakıldı mı yakıldı. O gazı karaya çekmek için hat döşendi mi döşendi. Gelecek mi o gaz? Gelecek. Görecek miyiz? Görecek. Göreceğiz. Bu kadar net. Yani bununla da yetmiyor. Aynı zamanda Türkiye doğal gaz konusunda bir hub olacak. Aynı zamanda Umman'dan da 1,4 milyar metreküplük gaz tedarik edileceğini de söyledi bugün Bakan Dönmez. Salona teşrif et. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji'de Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde konuştu. Gündeminde Karadeniz gazı vardı Dönmez'in. Karadeniz gazı şu anki rezerviyle yaklaşık 30 yıllık ihtiyacımızı karşılayacak büyüklükte hamdolsun. Yeni keşiflerle inşallah bu süre daha da uzayacak. Karadeniz gazı. İnşallah ilk fazı Mart ayı sonlarına doğru devreye girecek. Tam kapasite üretimde gaz ihtiyacımızın dörtte birini buradan karşılayabilir hale geleceğiz. Denizden gelecek gazı karada işleyecek doğal gaz işleme tesisimizin inşaatını da %90'lar seviyesinde tamamladık. Dönmez doğal gaz arama çalışmalarının devam edeceğini belirterek yeni müjdeler geldikçe vatandaşa indirim olarak yansıtacaklarını söyledi. Çaycuma bir kuyusundaki keşfin ardından o bölgede de yeni sondaj çalışmalarımız olacak. Tespit kuyuları açacağız. Bölgeye komşu benzer yapıdaki diğer jeolojik sahalarda da yine bu sondajları planlıyoruz. Oralardan da inşallah milletimize yeni müjdeler vermeyi umut ediyoruz. İnşallah bu müjdelerin devamı geldikçe ve dünyadaki fiyat oynaklığı azalmaya başladıkça bunları indirim olarak vatandaşlarımıza da yansıtacağız. Bakan Dönmez Umman'dan 1.4 milyar metre gaz tedarik edeceklerini belirtti. Umman ile yeni bir gaz alım anlaşması imzalıyoruz. Umman'dan Yıllık 1.4 milyar metreküplük gaz tedarik edeceğiz ve anlaşmamız 10 yıl geçerli olacak. 30 sene Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayacak, doğal gaz ihtiyacını karşılayacak. Sadece doğal gaz değil, o doğal gazdan elde edilecek yan ürünler Türkiye'nin tarımına da aynı zamanda katkı sağlamış olacak. Şimdi o Karadeniz gazının çıkartma çalışmaları devam ederken yeni sondaj çalışmaları da sürüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Fatih Sondaj Gemisi'nin Amasra 2'de yeni sondaja başladığını duyurdu. Dünya çapında enerji krizi baş gösterirken Türkiye kendi doğal gazını çıkarıyor. Türkiye'nin kendi enerjisini elde edebilmek adına başlattığı çalışmalar devam ediyor. Abdülhamit Han, Yavuz, Kanuni ve Fatih sondaj gemileri Karadeniz ve Akdeniz sularında görevlerini sürdürüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bir yeni sondajı daha duyurdu. Fatih sondaj gemisi Sakarya gaz sahasında yeni tespit kuyusu olan Amasra 2'de sondaja başladı. Yapılan açıklamada Keşfin Fatihi Amasra 2'de Fatih sondaj gemisi Sakarya gaz sahasındaki yeni tespit kuyusu Amasra 2'de sondaja başladı. Türkiye'nin enerjisi için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor ifadeleri kullanıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Caravinho ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu. Çavuşoğlu'nun gündeminde İsveç ve Finlandiya vardı. NATO üyelik taleplerinin karşılanması için Türkiye'nin taleplerini karşılamaları gerektiğini bir kez daha vurguladı Bakan Çavuşoğlu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Portekiz mevkidaşıyla düzenlediği ortak basında konuştu. Çavuşoğlu NATO'ya üyelik sürecinde olan ve Türkiye'nin onayına takılan Finlandiya ve İsveç'e değindi. Bugün NATO'nun belgelerinde iki tehdit var. Belgelerinde geçen. Birisi Rusya. Bundan dolayı bir endişe duyuyorlar, anlıyoruz. Ama diğeri de terörizm. Dolayısıyla Türkiye'nin endişelerinin de sadece an, anlaşılması yetmez, karşılanması gerekiyor. İşte bu nedenle üçlü ayetname imzaladık. Sorunlu olan ülkeyle daha az sorunlu olan ülke arasında ayrım ayrım yapmak bana göre adaletli bir tutum olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyinde yer alan ZAP bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi sınır içi ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde terörle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir iyi haber daha geldi. Pençekilit bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Haberi Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ZAP'ta teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirdi ifadeleri kullanıldı. Kars'ta Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı kış tatbikatı 2023 Eksi 10 derece soğukta arama kurtarma faaliyetleriyle bugün de devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kars'ta düzenlenen kış tatbikatı 2023 zorlu hava şartlarında devam ediyor. 9. Kolordu Komutanlığı'nın Sekvi idaresinde 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Şehit İstikam Assubay Kıdemli Üstcavuş, İlham Hamlı Atış ve Tatbikat alanında düzenlenen Kış Tatbikatı 2023'e aralarında Almanya, İtalya, Azerbaycan, Kazakistan, İngiltere'nin de bulunduğu 17 ülkenin personeli katılıyor. 1758 personelin katıldığı 43 değişik cins 651 araç, 23 değişik cins ve çapta 865 silah kullanıldığı tatbikatta ekipler arama kurtarma çalışması yaptı. Karlı zeminde yapılan arama kurtarma çalışmalarında arama kurtarma köpekleri Sıla ve Manas'ta yer aldı. Tatbikata gazilerle öğrenciler de katıldı. Tatbikatın hazırlıkları devam ediyor. Türk donanmasındaki gemilerde yer alan ve ambargoya konu olan helikopter yakalama sistemi yerli imkanlarla geliştirildi. Sistem ilk görevine bu yıl envantere girecek milli fırkateyn TCG İstanbul'la başlayacak. Savunma sanayi alanındaki gelişmeler göğüs kabartıyor. Kanada'dan tedarik edilirken kısıtlama getirilen helikopter yakalama ve transfer sistemi için Türk savunma sanayisi bünyesinde başarılı bir yerlileştirme çalışması yürütüldü. Sistem gemi ekipman kullanıcılarının, hava aracı pilotlarının, tersane bakım ve onarım ekibinin geri bildirimleri doğrultusunda tasarlandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, yurt dışından temin edilirken ambargoya maruz kalan helikopter yakalama ve transfer sisteminin yerli imkanlarla ilk kez geliştirildiğini ifade etti. Demir, bu yıl içinde görevine başlayacağını söyledi. Peki bu yeni sistemin özellikleri nelerdir? Kamera ve helikopter monte edilmiş lazer sistemi gibi alt bileşenlerden yararlanılan sistemde görüntü işleme ile helikopterin konumu hesaplanıyor. Hesaplanan bu veriler, çabuk yakalama aracı vasıtasıyla helikopterin doğru bir açıda tutulmasını sağlıyor. Sistem ayrıca helikopter iniş yaparken çabuk yakalama aracı pençesi ani bir hareketle helikopteri yakalıyor. Tüm bu işlemler sırasında iniş alanında personel bulunmasına gerek kalmıyor. Tek personel kontrol noktasından süreci yürütebiliyor. Yurt genelinde ilk defa kış kendisini iyice hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara, İstanbul ve İzmir için yağış uyarısı yaparken 61 il içinde kar alarmı verdi. Kış Türkiye'ye yeni geldi. Ocak ayının son günlerinde ülke genelinde kış sezonuna keskin bir geçiş yapıldı. Hava sıcaklıkları hızla düşüşe geçerken bazı illerde kar yağışı başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahmin raporlarını yayınladı. Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için yağış bekleniyor. Türkiye genelinde hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altına düşecek. Şey Hafta boyunca kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklentisi oluştu. İstanbul'da etkili olan soğuk ve yağışlı hava sonrası Avrupa yakasının yüksek kesimlerinde bugün kar yağışı etkili oldu. Sarıyer Maden'de kar yağışından dolayı bina çatıları ve araçlar beyaz örtüyle kaplandı. İstanbul'da beklenen kar geldi. Kentte etkili olan soğuk ve yağışlı hava sonrası yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken vatandaşınsa sevincine diyecek yoktu. Ha bugün yağdı, ha bugün yağacak Allah'ım ne zaman yağacak diye beklerken 85-86'da yağan karın böyle sanki ayak izlerini hisseder gibiyiz. İnşallah doğaya, tabiata, İstanbul'umuza, memleketimize bol bol yağar. Bol bol hem çocuklar eğlenir hem bizler eğleniriz hem bereketimiz artar hem huzurumuz artar suyumuz olur veriyor Mevlam kurban olduğun. Bundan daha güzel ne olabilir ki? çok mutluyuz gerçek. Sarıyer Maden'de öğle saatlerinden itibaren kısa süreli kar yağışı sonrası bina çatılarında ve araçlarında beyaz örtü oluştu. Zor şartlarda kuryecilik yapanlarsa zorluklara rağmen karın sevincini yaşıyor. Nasıl gidiyorsun motor? Yani ben de şu arada söylemek istiyorum. Yani biz de kurye olarak yani müşterileri memnun etmek için bu kara kendimizi risk atıp giriyoruz yani. Ya onda da ne olsun yani? Canımızı risk atıyoruz. İnsanlar yani mutlu olsun diye. Tabii karın de. tadı da başka. Yani karın görünce zaten adam kendi kendine heyecan yapıyorsun. Şu güzel manzarayı hakikaten hiç bu kadar özlediğimizi e, düşünmüyorum. Ama hakikaten bu sene çok özledik. Bak geçen sene de çok özlemiştik. O yağan kar yağışının tadını çıkaracaktık. Ama o hazırlık yapılmayınca İstanbul'da kar yağışı çileye dönmüştü. Yani döndürüldü maalesef. Tabii hiçbir zaman şikayetçi değiliz. Biz mevcut çalışmaların yapılmamasından dolayı kar yağışının, o rahmetin bu şehir için ne yazık ki ızdıraba döndürülebildiğini söylüyoruz. Yoksa kar rahmettir, berekettir. Barajlara birikecek sudur. Su hayattır. Kesinlikle hayatımız için fevkalade önemli olan bir maddedir. Bunun farkındayız. Kuraklığın farkındayız. Anadolu'da çiftçilerin e, sürekli gökyüzüne baktığını anlayabiliyoruz, görebiliyoruz ve rahmeti istiyoruz. E, günlerce yağsın kar yağışı. Elbette bunu isteriz. Ama çalışmalar da devam etsin. Çünkü hayat devam ediyor ya bir şekilde. O hayat devam ettirilmeli. Yollar açık tutulmalı. Herkes üzerine düşen vazifeyi yerine getirmeli. Ve kışın güzelliğini bir kat daha artırmalı herkes görev ve sorumluluğunu yaptıkça. Geçen sene, buradan kaç kere söylemiştik, mahsur kaldık burada. Eve gidemedik, Burada gecelemek zorunda kaldık. Niye? Araçlar çalışmadığı, yollar ciddi anlamda kapalıydı. Sabaha kadar neredeyse doğru düzgün ulaşım sağlanamadı. E bunu yaşamak istemiyoruz elbette. Dolayısıyla şimdiden bakın meteoroloji uyarıyor. Geçen seneden de ders alınarak, bu yılda seçimin olduğu düşünülerek, hangi partiden olunursa olsun... A partisi, B partisi, C partisi önemli değil. Herkes sorumluluğunu yerine getirsin. Günlerdir, haftalardır, aylardır özlemle beklediğimiz kar yağışının bu yıl inşallah keyfini, mutluluğunu hep beraber yaşayalım, hayrını hep beraber görelim. Rabbimizden niyazımız, duamız bu. Kış turizminin önde gelen merkezlerinden biri de Uludağ biliyorsunuz. Yoğun kar vardı Uludağ'da. Bu sebeple yollar kapandı. Araçlarıyla gezmeye giden bir aile yolda mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine ekipler aile için seferber oldu. Uludağ'da gezmeye giden aile aniden havanın kararması ve karın şiddetli bir şekilde bastırmasıyla birlikte mahsur kaldı. <laughs> Aile panik yapmayarak Bursa Alpin Dağcılık İhtisas Spor Kulübü'nü aradı. Bunun üzerine gönüllü kulüp üyeleri mahsur kalan aileyi kurtarmak için seferber oldu. Evet yoğun bir kar yağışı başladı. Kurtarma operasyonu devam ediyor. Ee, yolda kalan arkadaşlara yetişmeye çalışıyoruz, ulaşmaya çalışıyoruz. Ama hava şartları... E, bayağı bir zorluk çıkartıyor bize. Araziye uygun araçlarıyla birlikte aileye yaklaşık bir saat sonra ulaşan kulüp üyeleri aileyi kurtardı. Mahsur kalan ailenin araçları yedi göllerden indirilerek güvenli bir alana götürüldü. Pakistan'ın Peşaver şehrindeki bir camiye canlı bomba saldırısı düzenlendi. Namaz kılan cemaatin arasına giren saldırganın kendisini patlatması sonucu en az 32 kişi hayatını kaybetti. 113 kişi de yaralandı. Pakistan'ın Peşaver şehrinde bulunan bir camide canlı bomba patladı. Ledir <laughs> Reading Hastanesi sözcüsü Muhammed Asim tarafından yapılan açıklamada en az 32 kişinin hayatını kaybettiği, 113 kişinin de yaralandığı belirtildi. <laughs> Yaralılar arasındaki en az 10 kişinin durumunun ağır olduğunu belirten Asim, halka kan bağışı yapma çağrısında bulundu. <laughs> Öte yandan görgü tanıkları patlamanın oldukça şiddetli olduğunu söyledi. <laughs> Polis Sikandar Kan patlamanın şiddetiyle caminin bazı bölümlerinde çökme meydana geldiğini söyledi. Kan enkaz altında kalan kişiler için arama çalışması başlatıldığını belirtti. <laughs> patlamanın ardından eyalet sağlık yetkilileri tarafından şehir genelinde acil durum ilan edildi. Asayiş ekiplerinin zehir tacirleriyle mücadelesi sürüyor. İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 67 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Baskınlarda 163 kilo hint keneviri ve 483 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir tacirleriyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ile ilgili bir dizi çalışma gerçekleştirildi. Suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Sultan Gazi, Kartal, Büyükçekmece ve Şişli ilçelerinde 26 farklı adrese uyuşturucu madde operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında bir tırın da yer aldığı operasyonlar sonucu toplam 67 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde ve tırda gerçekleştirilen aramalarda 163 kilo hint keneviri, 483 kaptagon hap ve 520 adet sentetik ecza ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin 46'sı tutuklanarak cezaevine konuldu. Geri kalan 20 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Fatih'te düğün konvoyunda bulunan araç sürücüleri vakaya giden ambulansa dakikalarca yol vermedi. Otomobilin camından sarkan çocuklar da havaya köpük sıkıp mendil salladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Magandalar trafiği kilitlemekle kalmadı, vakaya yetişmeye çalışan ambulansa da yol vermedi. Olay İstanbul Fatih Karagümrük'te meydana geldi. Düğün konvoyunda bulunan araç sürücüleri vakaya yetişmeye çalışan ambulansa dakikalarca yol vermedi. Magandalar ambulans şoförünün ısrarla siren çalmasına rağmen aldırış etmediler. Aracın camlarından sarkan çocuklar da havaya köpük sıkıp mendil salladı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Sakarya'nın Hendek ilçesinde asker eğlencesinde bir grup gencin ellerindeki pompalı tüfeklerle havaya rastgele ateş açması yürekleri ağızlara getirdi. Tüfeklerin ard ardına ateşlendiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Asker eğlencesinde yürekler ağızlara geldi. Bu kadarına pes edirten asker eğlencesi Hendek ilçesi Çamlıca mahallesinde gerçekleşti. Asker eğlencesi için toplanan gençler ellerine aldıkları pompalı tüfeklerle ard arda havaya ateş açarak yürekleri ağızlara getirdi. Yaklaşık 10 kişinin aynı anda havaya ateş açtığı anlar saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüler sonrasında jandarma ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. Yani üzerinde bunun konuşulması, yorum yapılması artık Hakikaten zaman kaybından öte başka bir şey anlam ifade etmiyor. Neden? Çünkü defaatle söyledik, defaatle konuştuk üzerine. Değişen bir şey var mı? Yok. E bir şeyleri değiştiremiyoruz ne yazık ki. Neden? Yani niye bizim eğlence anlayışımız bu kadar farklılaştı? Niye böyle magandavari görüntüler ortaya çıkıyor? Niye aklı selim üzere hareket edemiyoruz? Tamam asker uğurlaması çok güzel askerlik çağı getirmişsiniz bir delikanlıyı, anlı şanlı o üniformayı giyecek, gururla taşıyacak, görev yapacak, dönecek. Çok güzel bir şey. Ama neden böyle bu kötü manzaralar ortaya çıkıyor? Bunu anlayabilen hakikaten yoktur diye tahmin ediyorum. Onlar da ne yaptıklarının farkında değiller belki çok zaman sonra. Ya biz eskiden ne yapıyormuşuz böyle dedirtecek Şuuru, iradeyi inşallah kazanırlar, inşallah edinebilirler. Bir yandan da ambulansa yol vermeme, bu da şimdi şimdilerde moda oldu herhalde. Orada ambulans cayır cayır, siren çalıyor ama yol veren yok. Hani biz burada düğün yapıyoruz, ölmenin sırası mı şimdi der gibi? Böyle bir garip yani bir mantıkla hareket ediliyor. Bu görüntülerden Türkiye'nin kurtulması lazım. Cezayla mı, eğitimle mi hallolacak bu iş bilmiyorum ama bugün eğitime başlanırsa 10 sene sonra herhalde bu tarz görüntüleri görmeyiz. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolcu otobüsünün kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı bugün. İstanbul'da ise gizli buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler peş peşe kazaya karıştı. Kaza Manisa'nın Turgutlu ilçesi Avşar mahallesinde meydana geldi. Eskişehir'den yola çıkan Murat Erdemçe idaresindeki yolcu otobüsü aynı istikamette seyir halinde olan İsmail D. idaresindeki kamyonete çarptı. Kontrolden çıkan otobüs ardından elektrik direğine sonra da yol kenarında bulunan meyve bahçesine daldı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 50'ye yakın yolcunun bulunduğu otobüsün şoförü Murat Erdemçe ve otobüste bulunan yolculardan 3 kişi yaralandı. Otobüsün çarptığı kamyonette ise şoförü İsmail D ve iki kızı yaralandı. Uyuyorduk zaten az bir Uyuyorduk. Bir anda eee duyduk. Elektrik kabloları, yani, yolcuları gördük. Araç burada. Baya bir panik oldu. İçeride panik oldu. Şoför halinde e, şoför halinde herhangi bir rahatsız olan yoktu. Bir kazada İstanbul'da Kuzey Çevre Otoyolu, Edirne istikameti oda yeri gişelerinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir otomobil gizli buzlanmadan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. O esnada yardım etmek için duran otomobile arkadan gelen başka bir araç çarparak takla attı. Ben sol şeritten dönmeye başlayınca arkadaşı arkadan vuruyorum sonra sağ tarafa sarılıyorum. Bir tek ben bu arkadaşa vurdum o da tur atarken burada durduğu için. Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi denizleri de etkiledi. Karadeniz'de bugünlerde hamsi avında azalma yaşanıyor. Az olması sebebiyle istavritin kilosu da 120 liradan satılıyor. Balık sezonunun kapanmasına az kaldı. Balıkçılarsa hamsinin beklentileri karşılamadığını söylüyor. Balamut e, güzel bir mevsim yaşadık Balamut'ta. Ama e, diğer balıklarda bunu göremedik. Trabzon balık halinde kilosu 40 ila 50 TL'den satılan hamsiler alıcılarını beklerken özellikle istavritin kilosu 120 TL'ye kadar çıkması dikkat çekti. Bugün hamsi az geldi. Ee, şimdi aynı 50 milyon, 40 milyon o civarlarda satılıyor. E, tirsi geldi, mezgit, istavret. Onların fiyatı nasıl? Mezgit e, 20, mezgit 90 lira, ince mezgit 75 lira, tirsi 70 lira, somon 100 lira, levrek supra 120 lira, levrek 140 lira, İsparza 50 lira kilosu. Balıkçılar hamsi avının bir ay daha devam edeceğini söyledi. Hamsi yavaş yavaş azalmaya gider ama ya, belli de olmaz deniz işi. Bakarsın bir gün bol olur, bakarsın bir gün akıt olur. Bugün az geldi. Bir geldi bir 70-80 kasa bir hamsi geldi. bir ay daha devam eder. Ondan sonra hamsi yavaş yavaş kaybolur. Isparta'nın Gökçay bölgesinde bulunan Hacı Ali Gökgöz Camii içindeki müze, etkinlik alanları ve bahçe ibadete gelenlere huzurlu bir ortam sunuyor. Bu caminin içine giren geri çıkmak istemiyor. Isparta Gökçay bölgesinde bulunan Hacı Ali Gökgöz Cami ziyaretçilerine huzurlu ve keyifli bir ortam sunuyor. İlk önce şu şelaleden başladık. Ee, İzmir'e bir düğüne gitmiştim. Düğün salonunda bir şelale gördüm. Ya bizim de bahçe müsait olduğu için ya düğün salonunda olsun da camide niye olmasın diye bu şelaleyi düşündük. Çok da güzel oldu yani şelale, camiye insanları buraya çekebilmek için. Cami içinde bulunan minyatür müzesi, poster duvarlar, kütüphaneler, etüt alanları ve yeşil bahçe gençleri ve çocukları camiye çekiyor. Bu şu çeşmeyi mesela bu çeşmeyi ta Antalya'dan getirdim o taşları. Yani bir su sesi insanları dinlendirir. insanların dikkatini çekmeyi için. Aynı bir şırıltı şöyle. Yine aynı şekilde camimizin her yerinde kitap okuma. Yani bu ortamda, bu böyle bahçede, muntazam bir yerde insanların okumaya teşvik etmek için her yerde masalar, kitaplıklar, okuma kampanyası başlattık. Bu camide eğitim alan gençler ders aralarında cami içinde çeşitli oyunlar oynayıp etüt odalarında manzara eşliğinde ders çalışabiliyor. Caminin içinde bulunan masa tenisi, basketbol ve voleybol sahaları çocukları cami içine çekmeye yardım ediyor. Ee, çocuklarımızı buraya çekebilmek için bir tenis masası yaptırdım. Yani çocukları çekebilmek için. Bir futbol, voleybol, basket sahası. Bu yeni mahallelere, yeni gelenlere e, bir hediye Esmail Husna, Rabbimizin 99 ismini her gelen ail, aileye mahallemize hoş geldiniz. Yeni yuvanızda mutluluk ve esenlikler dileriz. Plakatı üzerinde yazılı. Bu şekilde bunu da yaptık. Efendim bu haberle ana haberi noktalıyoruz. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde bir kez daha bu ekranda, bu frekansta buluşmak ümidiyle hayırlı akşamlar.